Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomu direkt marketten başlatıyorum. Elimden geldiğince marketi size çekmeye çalışacağım. Haydi bakalım. Neredeyse şimdi. Bu kıyafet resmen. Yani çok da fethetmiş değiller. Onun için ben fazla almadım. 3 tane çıkabilirim ben de sadece. Pazardan alırız. Kilosu 22.99'du. Şimdi bir kasa kanat alıyorum. Çünkü bize anca o kadar gidiyor. Tokyo soracağım. Etim var. Kıymam da var. Böyle bakalım. Belki bir de şey alabilirim. Bu alabilirim. Çorba için. Ha çorba. Yok yok, o kadar çok almama gerek yok. Yani çok yemiyor çünkü öyle. Alo anne. Evet arkadaşlar, Türk marketinde şöyle bir baktım, çok fazla çekim yapamamışım çünkü inanılmaz çok doluydu. Şimdi ayın başı, herkes maaşını aldı. Bir de Ramazan ayındayız. O yüzden herhalde zannedersem böyle bir yoğunluk vardı. Çok fazla çekim yapamadım. Şimdi Alman marketinde zaten yani hani bilmiyorum ne kadar çok çekebilirim. Ama eve gittiğim zaman sizlere çok güzel bir alışveriş videosu bekliyor, onu söyleyebilirim. Çünkü bugün böyle aylık market alışveriş yapmış oldum. Bayağı birazcık böyle hani fazla aldım. Şimdi sularımız, su kasalarımızı değiştireceğiz. Bakın şurada şöyle kocaman siyah çuvalda. Almanya'da su şişeleri, pet şişeleri geri dönüşüm için tekrar geri veriyorsunuz. Bunları öderken bunlara şey veriliyor. Türkçesi ne oluyor? Depozito. Depozite, depozito artık neyse. Hani gülmeyin yanlış söylediysem. Depozitoydu herhalde. Veriyorsunuz. Ondan sonra su kasalarını tekrar geri verdiğiniz zaman o parayı kasa size tekrar geri veriyor. Ne oluyor? Hani parayı geri almıyoruz. Tekrar bir su aldığımız zaman onu oraya denkleştirmiş oluyorsunuz. Böyle bir sistem var. Vallahi iyi mi kötü mü bilemeyeceğim. Aslında bir bakıma iyi. Ama bir bakıma da kötü. Niye? Çünkü evde su şişesi biriktirmek zorunda kalıyorsunuz. Evet, bunları koyacak yer yok. Ben mutfakta mesela en köşeme istifliyorum onları. Neyse, böyle tekrar kardeşimleyiz. Evet. Bugün böyle mavi mavi giymişiz ha. Ay hakikaten. Hiç benim şey eşarp sana daha çok yakışıyormuş aslında. Evet, aynen öyle, verebilirsin yani. Geç kalmış değilsin. Hayır. Geç kalmış değilsin. Bunu çok seviyorum. Böyle bakalım canlarım. Ömer Halis de arabaya bindiğinden beri işte bir meyve suyu, simit. Maşallah. Sabrımızı sınıyor. Yok kız, onu yediğinden benim sabrım sınanmaz. Diğer kuzucuklarımı anneannesiyle bıraktık. Onlar da oruçlu ve niyetliler. Bugün ikinci günleri tamamıyla. Dün çok güzel tuttular gerçekten, maşallah. Gerçekten. Bugünkü menüleri belli. Ama onu yarınki videomda izleyeceksiniz. Çünkü bu videomu ayrı böyle alışveriş videosu olarak paylaşacağım. Menümüz belli yani. Hatta direkt böyle akşam iftarda direkt yani yarınki menüyü seçtiler. Ben de ona göre bugün birazcık alışveriş yaptım. Öyle bakalım. Şimdi gidiyoruz Alman marketine.
arkadaşlar bakın, torbalarımız böyle. Burada poşetlerim, orada, şurada su kasaları. Şimdi bunları hemen, vallahi bugün biraz acelem var. O yüzden hepsini böyle tezgaha koyup dizemeyeceğim bugün. Bugün şey yapacağım, hepsini böyle çıkararak direkt o şekilde gösterteceğim neyi ne almışım. Takipçi kankalarım, valla buraya böyle dizmeyeyim, oldu gibi atıvereyim dedim ama yok kesinlikle. Gönlüm vicdanım rahat etmedi. Yani karışıklığı, karışık olmasını sevmiyorum. O yüzden yine elimden geldiğince düzenli bir şekilde yine hepsini böyle koydum. Aslında uğraşmadım, ben paketten çıkartıp yine böyle hani koydum işte her zamanki gibi halim. Vallahi nereden başlasak? Şu taraftan başlayalım. Hemen bunları hızlıca size böyle bir göstereyim. Ondan sonra buraları toparlayıp kapanışımızı artık çekelim. Şimdi buradan tam tamına 120 tane var diyor kız. Yok be, 120 tane yoktur, başka bir şeydir. 10 kilo kanat var arkadaşlar. 10 kilo kanadın fiyatı 22.99'du, 23 euroydu. Bu sefer böyle 10 kilo alayım dedim. Çünkü zaten bir oturuşta bizde 1,5-2 kilo yeniyor yani. Bir de şimdi çıtır KFC tavuk falan yaptığım zaman daha çok yeniyor. Çünkü yanına başka bir şey yapılmıyor. Daha sonra şöyle 2 kilo but aldım. 3 kilo şöyle tavuk göğsü aldım arkadaşlar. Tuvalet kağıdı, mutfak rulosu. Daha sonra şu bunları hemen şöyle bir göstereyim. Bunları en acilinden... Hemen böyle buzdan yerleştirmem lazım, buzları erimeden. Şöyle filtolu, işte balık filtolu, üzerine böyle değişik böyle soslu, böyle kıtır kıtır ekmekli, böyle inanılmaz değişik bir şey oluyor arkadaşlar. Böyle bir balık yemeği. Bundan iki tane aldım. Kaufland markası. Iglo'nun da, Iglo markasını çok seviyorum ama çok pahalı, inanılmaz pahalı. Şimdi bu markanın, bu marketin kendi markasının her çeşidi güzel olmuyor. Sadece bu çok güzel oluyor onda. Diğerlerini Iglo markasıyla almayı tercih ediyorum. Böyle ıspanaklısını çok seviyoruz biz. Böyle ıspanaklı aldım. Bir de bu yeni gelmiş ya da ben anca daha yeni gördüm. Şöyle şpangelli. Ne bu? Kuş konmaz. Aynen, kuş konmazlısı gelmiş. Böyle hollandaise sosili falan. Vallahi çok güzel görünüyordu. Bunu dedim Özge, bir gün dedim senin geldiğin bir akşam dedim, bunu dedim yapalım. Yine şöyle fish burgerler, 2 paket fish burger aldım. Daha sonra 2,5 kilodan 5 kilo patates aldım. Yine bu 2 kilo mu? 2 kilo soğan aldım arkadaşlar. Şöyle elma, brokoli, şu domatesler çok güzel görünüyordu. Bunlar da biraz pahalıydı ama çok hoşuma gitti. Çok da güzel kokuyorlardı. Bunlardan alayım dedim. Salatalık aldım. Salatalıkları çok fazla beğenmedim oradan. O yüzden sadece şöyle 3 büyük aldım. Bu arada bunlar hormon değil arkadaşlar. Alman salatalığı. Alman salatalığın cinsi böyle uzun büyük. Daha sonra şöyle sarımsağım bitmişti. Sarımsak aldım. Kabak aldım. Çünkü Aysun's Kitchen. Aysun abla var. Mutlaka bilirsiniz. Şu an YouTube adı aklıma gelmedi ama Aysun abla. Geçen Instagram'a da Aysun's Kitchen çok güzel böyle bir kabak yaptı. Bunları güzel böyle baharatladı, sosladı, fırında közledi. Ondan sonra hatta bunun üzerine soğan da koydu içine. Ondan sonra üzerine böyle yoğurtladı. Onun üzerine de ceviz ve tereyağı eritti. Böyle işte toz biber, pul biber. Ay çok güzel göründü. Oruçta o kadar çok dilim çekti ki. Ondan yapacağım. Önümüzdeki günlerde şöyle alüfolye. Ne kağıt deniyor buna bilmiyorum. Şöyle Özyıl'ın üçgen yufkalarından aldım. Aslında sosis tarzı şeyler çok almamaya özen gösteriyorum artık. Yani eskisini onara gerçekten özen gösteriyorum ama bazen de çocukların nefsini de köreltmek lazım. Şimdi sahur yapıyorlar, ben de biliyorsunuz. Gece dedim hani böyle şey yaparım. Salamlı tost, işte ne bileyim, salamlı krem peynirli ekmekler yaparım diye düşündüm. Ömer Halis'in bunu görünce dayanamadı. Böyle sosis istedi. Bir de şu pizza salamlarından. Salam sucuk oluyor bunlar. Bunu çok seviyorlar onlar tost yaparken. Ondan aldım yine. Şöyle bunlar indirimdeydi Kaufland'da. Bunlar vegan oluyor arkadaşlar. Her peynir çeşidi yenmiyor biliyorsunuz. İçinde bir şey oluyor ama ne oluyor şimdi hiç sormayın. Türkçesine tercüme edemeyeceğim. Ama bunlar vegan.
Bunlar da indirime geldiği zaman böyle hep alıyorum. Aslında kenarda daha buzumda iki tane daha var ama şimdi indirimdeyken alayım dedim. Güzel oluyor pizza mizza işte fırın yemeği yaptığın zaman hazır böyle rendelenmiş. İki tane yine şöyle dilim kaşar. Yine Kaufland markası. Yine bunlar da hep vegan ürünler. Tost yaparken çok güzel oluyor. Benimkiler çok seviyor onu. Şöyle minik minik 200 gramlık kutularda 79 sente çilekler vardı. Bunları yarınki videomda göstereceğim size. Akşam inşallah bunları komple güzel yıkayıp dışlarına çikolatalı süslemeler yapacağız. Daha sonra şöyle hazır kakaolu puding, krem şanti, vanilyalı puding, spangle, iki tane de şöyle çıtır pana harcı. Çocukların iftar için menüsü bu. Daha sonra yine Knorr'un şöyle bulyonu. Ben bundan kesinlikle asla vazgeçemiyorum. Kim ne derse desin. Vazgeçemiyorum. Ay çilekler de burnuma bir koktu ki sormayın. Daha sonra şöyle karpuz aldım. Güzel oluyor. Bizim evde de seviliyor. Şöyle tatlı toz biber ve tatlı pul biber aldım arkadaşlar. Ne almışım? Ne? Ömer de çok şeyler aldı ama çoğunu yedik. Daha sonra onlara Zeitschrift, Manschrift, işte dergi mergi her birine ayrı ayrı mikale kulaklık. Ama onları bir sonraki videomda bakayım. Gösterebilirim çünkü ellerine verdim. Ben sana burada bir şey almadım ki, çilek doğrayayım mı sana sonra? Ne? Karpuz mu? Tamam şimdi hemen keseceğim vereceğim dur. Evet hemen devam ediyoruz. Şöyle iki tane çöp poşeti, bir tane Fairy'nin böyle yasmin çiçekli bir pirili. İki tane sıvı yağ. Burada bir şeyim dökülmüş ama ne açılmış da dökülmüş onu tam anlayamadım. Bir şey dökülmüş yani, bir şey açılmış içinde. Ömer git onu çocuk odasına bak ablayla. Bir de şu benim orijinali olan en vazgeçilmezim. Şöyle birer kiloluktan iki paket şeker aldım arkadaşlar. Daha sonra balım bitmişti. Şöyle bal parmak. Balından aldım. Böyle bunlar gelmiş. Müller'ın vegan sütlaçları. Bir böyle çikolatalı soslusunu aldım. Bir de şöyle vanilya soslusunu aldım. Çünkü sütlacı benden başka kimse yemiyor. Benim de bazen şimdi böyle iftardan şöyle bir saat sonra falan canım çekiyor. Ya da dedim hani sahurda yerim. Öyle iki tane ondan aldım. 10 tane şöyle kremalardan aldım. Mutlaka evde bulunduruyorum. Eskisi kadar çok fazla kremalı yemekler yapmıyorum ama mutlaka evde krema bulunduruyorum. Daha sonra şöyle esmer şeker kullanmaya karar verdim artık. Şekersiz çay içemiyorum. Şekersiz kahve içemiyorum. Yani çok az bir şey koyuyorum. Çok minnak koyuyorum ama koyuyorum. O yüzden bu daha böyle sağlıklı. O yüzden esmer şeker kullanmaya karar verdim. Bundan sonra esmer şeker aldım. Şöyle pudra şekeri aldım. İki tane arkadaşlar. Şöyle iki tane pudra şekeri. Bunlar bayağı ucuzlar Almanya'da. 29 cent. Hatta önceden bunlar 19 cent. Şimdi 10 cent zam gelmiş. Böyle bakalım. Devam ediyoruz. İki tane arpa şehriye. İki tane şöyle burgu makarna. Yine şu sütümün süt aşk. Öbürü süt aşktı. Bak gene karıştırdım. Görüyor musunuz? Bu sefer de sütüm gurme almışım. Daha önce süt aşkın peynirini almıştım. Çok beğendim diye. Bak sütümle karıştırmışım. Neyse inşallah bu da güzel çıkar. Murat Bey. Bin peynirleri. Şu küçük top peynirlerden. Mozzarella gibi oluyor bunlar. Daha sonra Başhan'ın bu irmik. Bunları kesinlikle üstlerine yazmam lazım. Kutularına koyduğum zaman irmik ve köftelik bulgur diye. Çünkü ikisi birbirine inanılmaz bir şekilde çok benziyor. Bu da çiğ köftelik bulgur. Ya da içli köftelik bulgur. Şöyle durum arkasının. İki tane yine tost ekmeğimiz var. Bir tanesi normal, bir tanesi tam kepekli tahıllı. Şöyle ketçap. Çok fazla bizim evde gelmiyor ama şimdi bu akşamki menümüzde siz onu yarın göreceksiniz. KFC tavuk olduğu için yanına böyle sos alayım dedim. Şöyle yine kaç yüz gramlık bu? 75'te kendilerinden koymuşlar. 1 kiloluk değil. 900 gramlık Nutella. Bu da indirimdeydi. Şöyle iki tane tereyağı. Daha sonra iki tane
krem peynir değil, labne. Pardon, bunlar da hep vegan. Krem peynir. Başka ne var? Başka ne var? Akşam yine çocuklara iftarda. Bunları şimdi buzdolabına atacağım. Şöyle gazoz aldım arkadaşlar. Gazoza da helal yazıyor. Gazozun da helal haram olur mu? Demek ki oluyormuş. Sonra şöyle basmati pirinç aldım. Bakın. Ben bu pirinci çok seviyorum. Bu ince pirinç. Seviyorum yani. Çok hoşuma gidiyor. Bununla yapılan yemekler de daha farklı oluyor. Ondan aldım. Daha sonra benim kendi sütlerimden var. Laktozsuz 3 tane süt aldım. Bir de normal 1,5'luklardan 3 tane süt aldım. Yumuşatıcım bitmişti. Softland markasından. Yine her zaman aldım. Maviden aldım. Bunu ilk defa alıyorum. Vanilya diyor. Aslında vanilya kokusunu hiç sevmem. Vanilya orkide kokusu diyor. Artık bakacağız. Pirincim bitmişti. Tosya'nın güllü pirincinden aldım. 5 kilo. Daha sonra bunlar çok sağlıksız biliyorum ama şu an yani ben normalde Nescafe dışında asla hiçbir kahve içemezdim. Nescafe Gold olmak zorunda yani içemiyorum başka türlü. Başka hiçbir kahvenin tadını alamıyordum. Yani kahve içtiğimi anlamıyordum. Fakat artık o bana çok ağır geliyor. Tüp mide ameliyatı olduktan sonra inanır mısınız? Her zaman sevdiğiniz tatları artık sevmiyorsunuz ve hiç sevmediğiniz şeyleri de sevebiliyorsunuz. Tamamen damak zevki. Gerçekten yeni doğmuş bebek midesi gibi tüm damak zevkiniz değişiyor. Ve şu an sadece ve sadece Cafe Crown'un bu üçü bir arada içebiliyorum. Bu da böyle ekonomik paket oluyor. Böyle ya 1.99 ya da 2.99. Geçen almıştım iki paket bitmişti. İki paket daha aldım. Daha sonra çocuklar şimdi artık biliyorsunuz benimle birlikte sahur yapıyorlar. Normal çay sevmiyor onlar. Sallama çay sevmiyorlar. O yüzden onlara böyle elmalı oralet aldım. İki tane şöyle hazır haşlanmış nohut. Bazen aceleme geliyor, iyi oluyor onu yaparken. Öncünün domates salçası ve bir de şurada yaylanın tam süzme yoğurdu var. Ömer Halis seni, kaçakçı seni. Kaçakçı seni. Evet, buradaki tüm aldıklarımız böyle. Tamam, bir tanecik. Ablası açıver ona. Bir tanecik yesin. Tamam, siz çocuk odasına gidin. Böyle. Bir de arka tarafımda da çerezler var. Çıtı pıtı şeyler var. Onları göstereceğim. Alman marketinde tam 145 euro tuttu arkadaşlar. Türk marketinde de kasa kağıtlarına bakın. Tam 147 euro tuttu. Yani toplamda 180, 190, 192 5-6 euro'da fırına uğramıştım. Fırında verdim. Yani toplamda bugün şaka gibi 300 euro para harcamış oldum. Tam tamına 300 euro bugün elimden gitti. Bir de öbür tarafı göstereyim. Bu köşe var. Bu köşeye de şöyle çıtı pıtı köşesi yaptım. Tabii ki bunlar burada durmayacaklar da. Şimdilik böyle burayı yükseğe kaldırdım. Ömer Halis ellemesin diye. Burada da ne var? Şöyle Prince Roller'ın böyle bir kurabiyeleri çıkmış. Ben bunları ilk defa görüyorum. Ya da yok ilk defa diye bunları bize kim getirmişti? Biri bize getirmişti değil mi bunlardan gelirken? Ömer Halis çok beğenmişti. Ben bunu çok sevdim dedi. Bundan aldırttırdı. Ucuz bir şey de değildi yalnız. Ha. Neyse dedim hadi çocuğun gözü kalmasın. Şöyle yine Almanların fıstıklarından aldım. Bu da çok güzel oluyor. Şöyle 4 tane eti peynirli cheese cracker. Daha sonra şöyle 2 tane Oreo paketi aldım. 2 tane top kek aldım. Pop kek. Bunu benimkiler çok seviyor. Daha sonra 2 tane şöyle cips aldım. Şöyle tuzlu kurabiye aldım. Şunlardan çok uzun zaman oldu. İnanın niyeyse bunlar böyle sanki ya tam Türkiye şeysi ama sanki bunlar böyle sadece Türkiye'de yeniyormuş gibi. Burada görsek de böyle almıyoruz. Görünce de böyle canım çekti. Bir de oruçluyuz yani. Gerçekten diyorlar ya oruçluyken dışarı çıkmayın. Gerçekten aslıma. Çünkü bugün gözümün gördüğünü aldım. Sanki yiyebiliyormuşum gibi. Hani yiyemiyorum da ama olsun dedim. Hani alayım bir tane dursun. Bu gofret mi? Evet, çikolatalı gofret. En sevdiğim yani çocukken annem Türkiye'den geldiği için mesela annem bunları çok alırdı biz küçükken. Annem yedikçe biz de yerdik. O böyle 20'li paketlilerinden alırdı. Şimdi ben öyle 10'lu paket almadım. 20'li artık yok. 10'lu vardı ama 5'li yeter diye düşündüm. Bir de böyle bir paket al ben aldım 5'li.
Daha sonra şu jetoların böyle değişik değişik farklı farklı şeyleri çıkmış. Ceto. Çikolata. Değişik bu takeks. Böyle tereyağlı şöyle bir şey var. Kurabiye var. Bir omlusundan çıkmış. Özge cookie'li aldı. İçinden şöyle değiş tokuş yaptık. O benimkini ondan koymuş. Bana da kendisini şöyle cookie'lisinden koymuş içine bir tane. Bir de normal ben orijinalini aldım. Aa, ben sanki bundan bir tane daha aldım gibi hatırlıyordum ama almamışım demek ki. Şurada süslemelerimiz var. Şöyle iki tane damla çikolatamız var. Damla çikolatamız. Yine şöyle beyaz eritme çikolatamız var. Bermari üsülü. Pilimiz bitmişti. Kumandalarımızın pili. Bir de Ömer Halis Mikail kumandayı kırmıştı yanlışlıkla geçenlerde. Bayağı oluyor 2 ay falan. Ben de her gitsem unutuyorum. Şöyle universal imazan kumanda aldım. Böyle arkadaşlar. Bir de Mikail kulaklık falan aldım. Ondan sonra burada da sularımız var. 4 kasada su aldım. Aslında daha çok alma hakkım vardı ama 10 kasa alma hakkım vardı. Çünkü 50 tane şişe vermiştim. Ama ben 4 kasa aldım. Sadece nereye koyayım ya? Koyacak yerim yok. Yani böyle işte. Evet canlarım benim. Vallahi çekim bittiğine göre ben sizlere burada vedamı edeyim. Benim bu ayki Mayıs ayı aylık dev alışverişimin sonuna geldik. İnşallah şimdi bana kolay gelsin. Bunları ben hemen hızlıca dışlarını silip hemen yerlerini hızlı bir şekilde yerleştireceğim. Böyle bakalım. Bir sonraki vlogta inşallah tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.